İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının birinci oturumu 18-20 Ocak günlerinde gerçekleşecek. Uluslararası Frankofonya Örgütü'nün genel sekreteri Ermenistan ile yakın çalışma isteğini dile getirdi. Kaşatağ'ın güneyinde büyük ölçekli yeni bir yatırım programı başlatılacak. ABD, Suriye'den ekipman çekmeye başladı. Ören yeri Ani'yi ziyaret eden turistlerin sayısı 3'e katladı. Ermeni gümüş işçiliği Van Silver adıyla İran'ın Tebriz şehrinde. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Teknik Direktörü ile röportaj. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının birinci oturumu 18-20 Ocak tarihlerinde Yerevan, Cenevre, Stockholm ve Beyrut'ta Skype bağlantısıyla gerçekleşecek. Oturum sırasında yeni seçilen milletvekillerine yetki belgeleri yani mandatların verilmesi, giderilen faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi ve özeti, devlet başkanının seçimi, başbakanın seçimi, hükümetin kurulması ile komisyonların oluşturulması öngörülmektedir. Sevgili vatandaşlar, belirtilen şehirlerdeki faaliyetlerle ilgili takvim ve diğer ilgili bilgileri ileriki günlerde sizlere aktaracağız. Uluslararası Frankofonya Örgütü'nün genel sekreteri Ermenistan ile yakın çalışma isteğini dile getirdi. Toplantıda Ermenistan temsilcisi ile Uluslararası Frankofonya Örgütü arasındaki işbirliğine, özellikle Yerevan zirvesinde alınan kararlara ve Ermenistan'ın zirve başkanı olarak üstlendiği girişimlere değinildi. News IM'in Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın basın ve halkla ilişkiler departmanlığından edindiği bilgiye göre Uluslararası Frankofonya Örgütü'nün ofisinde bugün 10 Ocak'ta Uluslararası Frankofonya Örgütü'nde Ermenistan Cumhuriyeti Elçisi olan Christian Der Stepanyan ile örgütün genel sekreteri Louis Mushikiwabo arasında bir görüşme gerçekleşti. Genel sekreterlik ofisini devraldığı için Louis Mushikiwabo'yu tebrik eden Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi, misyonunu gerçekleştirme sürecinde Mushikiwabo'ya şahsen kendisinin ve Ermenistan'ın desteğini tekrarladı. Görüşme sırasında Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi, Ermenistan ile Uluslararası Frankofonya Örgütü arasındaki işbirliğine, özellikle Yerevan zirvesinde alınan kararlara ve Ermenistan'ın zirve başkanı olarak üstlendiği girişimlerin gerçekleştirilmesine değindi. Genel sekreter ise cevabı olarak yaptığı konuşmasında yukarıda belirtti. Karar ve inisiyatiflerin uygulanması ile Uluslararası Frankofonya Örgütü'nün 50. yılı kutlama törenlerini ortak düzenleme konusunda Ermenistan'la yakın çalışma isteğini dile getirdi. Artsakh Cumhuriyeti'nin önde gelen Özgür Vatan Partisi'nin lideri Arayik Harutyunyan, Facebook sayfasında Kaşatağ bölgesinin güney kısmında büyük bir yatırım programının uygulanacağına dikkat çekti. Harutyunyan şöyle dedi: "Sevgili yurttaşlar, son yıllarda Kaşatağ bölgesinin güney kısmında en zengin topluluklarımızdan biri olan İshanazor'da tütün alımları için bu sene kurutma odaları yapılacak. Birkaç milyon dolar değerindeki bu yatırım projesindeki anlaşmaya yakın zamanda Grand Holding şirketi sahibi Mikhail Vartanyan ile yapılan toplantıda varıldı. Pek çok verimli alanın, sulama suyunun ve uygun iklim koşullarının bulunduğu Kaşatağ'ın güney kısmında tütün üretiminin büyük umutlar vaat ettiğini düşünüyorum. Her yıl nüfusun artışı ile birlikte yeni işler ve ek gelir fırsatları yaratma ihtiyacının olması doğaldır. Bu arada tropik kültürlerin geliştirilmesinde başarılı bir deneyime sahip olan bölge halkı bu yeni ekime henüz alışık değil. Fakat ileride alanın daha karlı olacağından eminim." ABD Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgide Suriye'deki bazı ekipmanların çekilmesine başlandığı belirtildi. Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum," dedi. Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı. Amerikan CNN televizyonu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti. Çekilme süreci, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı, Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Ani Ören yerini ziyaret eden turist sayısı kış aylarında 3 katına çıktı. Dünya kenti, medeniyetler beşiği, binbir kilise ve 40 kapılı şehir olarak da adlandırılan Ani Ören yeri, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri büyülemeye devam ediyor. Kış ayının gelmesiyle Kars'a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani Ören yerini gezerek fotoğraf çektiriyor. Turistler, İlk Türk Camisi, Ebu Menişehir Camisi, Armena Pırgıç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honins Kilisesi, Abu Gamir Pehlavuni Kilisesi gibi eserlere yoğun ilgiyi gösteriyor. Ani'ye gelen turist sayısında özellikle Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlere başlamasından sonra büyük artış kaydedildi. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen öğretmen Merve Karaca, Kars'ı çok beğendiklerini ve bir daha gelmek istediğini ifade ederek, Doğu Ekspresi ile 25 saat süren bir yolculukla geldik, çok memnun kaldık. Çok güzeldi, bir daha olsa yine yaparım dedi. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Ören yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarının başkentiydi. 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası listesine dahil edildi. Ani'de ilk yerleşim M.Ö. 3000'li yıllara dayanıyor. Tebriz'in Ermeni semtindeki Baron Avak Caddesi şeriat merkezindeki caddeden geçiyor. Yürüyüş sırasında sokaktaki Van Silver adındaki küçük dükkan hemen ilgi çekiyor. Vitrindeki ışıltılı gümüş objeler sayesinde mağaza komşu mağazalardan daha şık ve görüntülü. Küçük vazo, duvar saati, büyük kaseler, şamdanlar, aynalar, hediyelik eşya ve diğer gümüş eşyalar. İranlılar gümüş ve altın gibi eşyaları pek sever ve Ermenilerden ve diğer yabancılardan daha fazla satın alırlar. İranlılar gelecek ya da dar günler için mücevherlerini, altınlarını ve gümüşlerini biriktirmeyi tercih eder. Ermeniler ise sahip olduklarının harcanmasını, kullanılmasını ve keyfini çıkarmasını sever. Gümüş herhangi bir hale gelmeden önce 3 ana aşamadan geçiyor. En baştan ince kağıtlar hazırlanıyor, sonra el ile nakkaşlık yaparak süsleniyor. En sonunda daha cazip ve göz alıcı görünüm sağlamak amacıyla gümüşe parlaklık ve beyazlık katmak için onu özel maddelerle tasarlıyorlar. Mağazanın Van Silver adıyla adlandırılması tesadüf değil. Tebriz'de gümüşçülüğün temelleri ünlü Van Gümüş Okulu'nun geleneğine göre kuruldu. Çünkü Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Van, aynı zamanda Ermeni gümüşçülüğünün de bir merkeziydi. Batı Ermenistan ulusal futbol takımının antrenörü Harutyun Vartanyan, Marsilya'da düzenlenen antrenmanları ve dostluk maçlarını özetledi. Sayın Vartanyan'ın sözlerine göre takım iyi formda olmadığı için dostluk maçlarına o kadar da iyi hazırlanamadı. Bu maçlar takımdaki eksiklikleri vurgulamak için iyi bir fırsattı. Şimdi eksiklikleri çoğunlukla düzelteceğiz. Teknik direktör takımının Artsakh'ta düzenlenecek Konifa Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığını belirtti. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın teknik direktörü, takımda oynayan futbolcuların diğer milli takımlarda dahil olmalarında bir engel bulunmadığını vurguladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arsen Grigoryan'ın seslendirdiği Sasna Dvel ve Mırı adlı eserleri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.